Evet, çoğunuzun farkında olmayan, hayatın içinde sanki bunlar böyle bir problem değilmiş ki, değilmiş gibi ki şimdi problem gibi değil ama ileride belki de büyük problem olacak bir konudan bahsediyorum. Biliyorsunuz çocuksuz düğünler, çocuksuz restoranlar, çocuksuz oteller ve şimdi de çocuksuz site hayatı başladı. Bakın çocuksuz düğünler, evet çocuğunu zaptırap edemeyen insanlara ben de sinir oluyorum. Çocuğunuz varsa çocuk tabii ki oynayacak ama otur dedin mi oturacak, kalk dedin mi kalkacak veya etrafa zarar vermesine müsaade etmeyeceksin. Ama şimdi bazı lokantalarda konsept gereği çocuk almıyoruz dediler. Sonra düğünlere çocuklara iyi uykular dileriz yazılmaya başladı ki düğün sahibi belki bu konuda haklıydı. Ama bazı oteller 10 yaşından 15 yaşından küçük çocuk almıyor. Ve şimdi de yeni bir şey mesela site hayatında çocuksuza ev veriyorlar. Ve aslında buna baktığınızda şu an ne var insanlar kafasını dinlemek ister falan. Birincisi bunun sosyolojik yapısına baktığınızda çocuklar hayatın içinde olmalılar. Çocuklar hayatı hayatın içinde olarak öğrenirler. Hayatın içinde olmadan yaşarlar. Çocukların sadece çocukların olduğu yerde veya işte çocuğu olanlarla görüşmek gibi böyle bir sosyal sınıf gibi bir şey oluşturduğu gibi site hayatında tek başına karı koca yaşamak ya da bekar tek başına yaşamak gibi bir hayat tarzı. Yani bu nüfusu da olumsuz yönde etkiler. Şimdi insanlar çocuk sahibi olmak istemez. Ve artık böyle bir şey çoğalırsa veya bir sitede sadece yetişkinlerin olduğunu düşünün. Ve orada çocuk ses yok, o yok, bu yok. Ve ne oluyor? Otomatik olarak çocuklular ve çocuksuzlar diye insanlar ikiye ayrılıyor. Ve kültür taşıması nesilden nesile kültür taşıması gibi bir şey de ortadan kalkıyor. Baktığınız zaman nüfuslara, ülke nüfusunda asker sayısı çok önemlidir. Mesela Yunanistan'da bir sürü para veriyorlar askere birini almak için. Ama bizim Türkiye'de genç nesil demek her zaman askerin demek. Ve nesil ve nüfus her zaman uluslararası arenada çok önemli bir değerdir. Fakat ben bunun ilerleyip yaşam tarzı haline geldiğinde ülkedeki sosyolojinin, sosyal hayatın ve özellikle aile kurumunun içinden çocukları çekip sadece karı koca ve ailesiniz kavramıyla bunun ulus devletler üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varılmasını rica ediyorum. Şimdi tabii ki böyle bir kanun yok ama işletmeler işte konsept gereği çocuk yok. Bazı oteller 10 yaşından küçük çocuk almıyorlar. İnsanlar kafalarını dinlemek için bir yere gitmiş olabilirler, gidiyor olabilirler ama lokantaların işte aile kısmı var. O kısmı bir de çocuk demek neşe demek. Yani insanların merhamet duygularını alıp ve sadece kendilerini düşünen narsist ve bencil bir toplum haline getirirsin. İşte o zaman da merhamet olmaz, vicdan olmaz. Amerika'da adamın biri, Nevzat Tarhan anlattı bunu, evinde bir mektup yazmış. Ben şimdi demiş köprüye kadar yürüyeceğim. Eğer bana kimse selam vermezse intihar edeceğim. Verirse eve geri döneceğim ve adam evi geri dönmemiş, intihar etmiş. Yurt dışında zaten bu tek başına yaşam, çocuksuz yaşam veya yaşlıların aranmaması bizim kültürümüz gibi değil onlar. Onlar bunların acısını çekerken, onlar bunların semeresini yüklenirken ve çekerken bizde de şimdi aynısını yapmak istiyorlar. Yani çocuk dediğin hayatın içinde olur. Zaten anne babalar çalışıyor. Bir cumartesi pazar çocuklarıyla, aileleriyle birlikte olmak istiyor. Veya iki kardeş, birinin çocuğu var, öbürününki yok. Bir lokantaya gidecekler. Kalkıp da çocuksuz yere mi gidecekler? Çocuklu yere mi gidecekler? Ya da hoşlandığı lokanta çocuk almazsa ne olacak gibi. Aslında bunlar şu anda ufacık bir şey gözüküyor ama eğer toplumda bu normalleşmeye başlarsa ve kabul görmeye başlarsa birdenbire atıyorum bugün 4 tane lokanta böyledir ama yarın 300 tane lokanta böyle olduğu zaman ne olacak? İnsanlar çocuklarını evde bırakıp mı gidecek yaza? Sitesiz çocuk hayatı bu çok önemli. Yani çocuksuza ev vermek insanları çocuk yapmaktan vazgeçirip tek başına bir hayat ve otomatik olarak da düşünsene yani hani neşedir ya bir yerde moralin bozuktur yolda bir tane çocuk gelir şöyle sana bakar birdenbire bütün dünyan değişir algın değişir. İşte çocuk, aile, büyük, çekirdek aile, geniş aile biz neden diyoruz hep birlikte olacak? Çünkü nesilden nesile kültür öyle taşınıyor. Nesilden nesile anane, örf, adet böyle taşınıyor. Saygı, sevgi, vicdan, merhamet, çocuk, büyük, küçük bir arada yaşayıp
O şekilde çocuk hayatın içinde öğreniyor. Siz çocuğu hayatın içinden alıp izole ederseniz o zaman o çocuk da olacak, robotlaşacak. Zaten bize yapılmak istenenler malumunuz ortada. İşte şimdi bunu konuştuğunuz zaman aman ne var, 3 lokanta bunu yapmış, 2 otel bunu yapmış. Doğru. Peki 5 sene sonra 100 lokanta, 100 otel böyle yaparsa ne olacak ki? Olacak. Ne konuşursak komple teorisi, ne kadar abartıyorsun dediler. Ama konuştuklarımızın çoğu maalesef ki biz haklı çıktık. Bugün yaşıyoruz. İşte yeni tehlike bu. Ne olur narsist ve bencil olmayın. Evet, yaramaz çocukları olanları uyarmak lazım. Ama çocuk da hayatın neşesi. Bazı sorumsuz aileler yüzünden bütün çocukları izole etmek, onları böyle sadece çocukların olduğu yerde aileleri oraya yönlendirmek bana göre büyük bir haksızlık ve ülkenin sosyolojik yapısına da büyük bir tehlike. Aile kurumu için büyük bir tehlike. Aile, kadın erkek, çocuklar, değil mi? Sonra dedeler, nineler falan, amcalar. İşte o küçülttüler küçülttüler. Zaten kime kaldık? Anne, baba, anneanne, babaanne, işte dedeler. Onlara kaldık. Şimdi onları da çıkartıp kadın erkek aile kavramını da böyle yerleştirirlerse nüfusumuz da azalır. Narsist, bencil bir toplum haline zaten geldik de önemli ölçüde hepten böyle oluruz. Bu yüzden bazı şeyler o an kulağınıza hoş gelmeyebilir veya aa abartıyorsun falan diyebilirsiniz ama emin olun bizler ve bizim gibi insanlar öngörü bir de içgörü vardır. Yani öngörü yapmak için bu işi yapıyoruz. Bu kadar okuyoruz, bu kadar araştırıyoruz, uykusuz kalıyoruz. Bugün düğünlere çocuklarınızı götürün, oynasınlar, düğün derneğinin ne olduğunu anlasınlar ama onlara zapturap öğretin. Edepli olmayı, terbiyeli olmayı öğretin, disiplinli olun. Çocukları lokantaya götürün ama başıboş bırakmayın, kimseyi rahatsız etmesinler. Ve en son çocuk yapmak kişilerin tercihidir ama bu çocuksuz sitelerde böyle bir yaptırımla hayata girerseniz ne çocuk sahibi olmak istersiniz, ne çocuğa, ne büyüğe, ne küçüğe merhamet sahibi olursunuz. Sonra eşlerin başına bir şey geldiğinde birbirinize ne kadar acırsınız? Orası da kocaman bir soru işareti. Evet, çocuksuz düğün dediler, çocuksuz lokanta dediler, çocuksuz otel dediler. Şimdi çocuksuz site hayatı, çocuksuza ev veriyorlar. Verilen bir döneme doğru gidiyoruz. Aman dikkat edelim. Bunların hepsi toplumun en temel değer taşı olan aile kurumunun içini boşaltıp narsist ve bencil bir toplum oluşturmaktan başka bir şey değil. Kimisi bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Bilmeyerek de yapıyorlarsa farkındalık diyorum.